Selamun Aleyküm Erik TV'nin sevgili izleyicileri. Erik Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün Erik TV olarak ilk defa Türkçe yayın başlamıştır. Ve bugün ilk programımızda Uygurların dostu Türkiye Halkın Sesi Partisi'nin genel başkanı Sayın Numan Kurtulmuş beyefendi ile yaptığımız söyleşimi sizlere sunuyoruz. Sevgili izleyiciler, Numan Kurtulmuş Bey eski zamanlarda Saadet Partisi genel başkanı olmuştur ve şu anda Halkın Sesi Partisi'nin genel başkanıdır. Numan Kurtulmuş Bey ta ki siyasete ayağını bastıktan hala bugüne kadar Doğu Türkistan hakkında birçok çalışmalarda bulunmuştur. Geçen sene 5 Temmuz olaylarında İstanbul şehrine on binlerce vatansever kardeşlerimizi toplayarak Çinlilere karşı büyük bir miting yapmıştır. Ve dolayısıyla şu anda tüm Doğu Türkistan ve yurt dışındaki Uygur Türkleri arasında Numan Kurtulmuş Bey'in Doğu Türkistanlıların kalbinde büyük bir yer vardır. Selamun Aleyküm Sayın Genel Başkan. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Öncelikle Erik Televizyonu adı da sizin ziyaret ettiğim için çok memnuniyet duyuyorum. Ve sizin de ziyaretimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Sayın Genel Başkan, yani biz tüm Doğu Türkistanlılar geçen sene sizin yaptığınız mitingden dolayı sizi dünyanın dört tarafındaki Doğu Türkistanlıları iyi tanıyoruz. Ve şu anda da yakından ilgi duydunuz ne ve partilerde, toplantılarda Doğu Türkistan hakkında konuşma yaptığınızı biliyoruz ve buna çok minnettarlığımızı bildiriyoruz. Bugünkü sohbetimizde yani sizin ilk bir sorum. Türkiye Devleti'nin diş Türklere tuttuğu devlet politikasından biraz bahseder misiniz? Şimdi öncelikle ben de sizleri burada Erk Televizyonu'nu ağırlamaktan, sizinle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Doğu Türkistan meselesi bizim için bir milli davadır. Doğu Türkistan halkının, oradaki Uygur kardeşlerimizin çektiği ızdıraplar, çileler bizim için sadece politik olarak bir sorumluluk değil, aynı zamanda aynı dinin, aynı milletin mensubu insanlar olarak oradaki bütün ızdırapları, çileleri dile getirmemiz bizim vazifemizdir. Bu çerçevede hem geçen sene yaptığımız miting, hem bundan sonra yapacak olduğumuz faaliyetlerin hiçbirisi teşekkür edilmek gereken hususlar değildir. Bunlar bizim vazifemizdir. Kardeşlik vazifemizdir, insanlık vazifemizdir, Müslümanlık vazifemizdir. Şimdi tabii burada Türkiye özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, 1990'dan sonraki dönemde Türkiye'nin önüne çok büyük imkanlar çıktı. Artık bir tarafında Rusya'nın, bir tarafında Amerika'nın olduğu iki kutuplu bir dünya sistemi yok. Yeni bir dünya kuruluyor ve bu yeni dünyada Türkiye belki iki asırda, üç asırda bir ülkenin önüne gelebilecek çok önemli imkanlara sahip. Bu yeniden bir denklem ortaya çıkıyor. Bu denklemin içerisinde Türkiye ağırlıklı olarak yer alabilir. Bunun için de Türkiye'nin öncelikle kendi gücünün farkına varması lazım. Yani sadece dünyadaki gelişmeleri seyretmek, takip etmek değil, aynı zamanda bu gücün farkına varmasıdır. Türkiye, evet, bir taraftan bahsettiğiniz gibi ta Doğu Türkistan'a kadar uzanan bir yelpazede çok geniş bir Türk dünyasına da etkin olabilir. Oradaki insanların barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamalarını sağlayacak politikalara destek verebilir. Diğer taraftan Türkiye, ki bu Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan coğrafya, bizim Kuzey İslam Dünyası dediğimiz, Sovyetlerin çözülmesinden sonra özellikle bağımsızlığını kazanmış olan ülkelerin oluşturduğu coğrafyadır. Doğu Türkistan'da Çin'in içerisinde bir Müslüman coğrafyasının, Türk coğrafyasının kuzey kısmını oluşturan unsurlardır. Bir de Fas'tan Endonezya'ya kadar eski geleneksel İslam coğrafyası var. Bu coğrafyada da Türkiye'nin etkisi var. Ayrıca artık dünya doğu batı, kuzey güney gibi bir takım ayrımlar içerisinde. Burada da yeniden yapılanma süreçleri içerisinde Türkiye'ye büyük görevler düşüyor, büyük imkanlar düşüyor. Biz gönlümüz arzu eder ki
mevcut hükümet bu gelişmeleri çok daha yakından değerlendirsin. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı dünyasının işte müttefikimiz olduğu iddiasındaki bazı ülkelerin paralelinde değil, dünyada bütün ulusların eşit ve egemen milletler olduğu fikrinden hareket eden ve bütün dünyada adaleti sağlayacak olan bir kararlılıkla siyaset yapılsın. Ne yazık ki Türkiye bu anlamda kendi gücünün farkında değildir. Biz daha çok farkında olmasını, daha etkin olmasını, daha güçlü şekilde bir dış politikanın izlenmesini temenni ediyoruz ve hep bu yönde siyasetimizi geliştiriyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Sizin şu anki genel başkanlığını sürdürdüğünüz Has Parti'nin özel olarak diş Türklere tuttuğu bir politikası var mı? Şimdi biliyorsunuz biz Halkın Sesi Partisi olarak yeni kurulmuş bir partiyiz. Çok kısa 1 Kasım 2010 tarihinde kurulduk ve çok hızlı bir şekilde bütün Türkiye satında örgütlendik. Kongremizi tamamladık ve şu anda Türkiye'de inşallah bundan sonraki iktidarı oluşturacak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Biz demin de ifade ettiğim gibi dış politikayı bir takım temel kriterler üzerinden yapıyoruz. Bunları kuruluş bildirgemize de yazdık. Bizim için bütün milletler eşit ve özgür milletlerdir. Doğu Türkistan halkı da en az Çinliler kadar özgürlüğü hak eder, onlar kadar eşittirler, onlar kadar Adem'in çocuklarıdırlar. Ve bizim ırktaşlarımız, bizim soydaşlarımız ve bizim dindaşlarımızdır. Dolayısıyla biz bütün dünyada, bütün ulusların eşit ve egemen olduğunu düşünürüz. Buna inanırız. Hiçbir millete karşı baştan bir düşmanlık içerisinde olmayız. Hiçbir din mensubuna karşı, hiçbir bölgeye karşı, hiçbir coğrafyaya karşı düşmanlık içerisinde olmayız. Bir tek bunun istisnası vardır. Biz dünyanın neresinde zalimler varsa o zalimlerin karşısına dikiliriz. وَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Biz zalimlerden başka kimseye düşmanlık yapmayız. Bu çerçevede de dış politikamızı önce komşular, sonra soydaşlar, yani genel şeklinde, sonra dindaşlar ve en sonunda bütün dünyanın mazlumları şeklinde genişletip dünyadaki bütün mazlumların, bütün efendim baskı altındaki milletlerin bir dayanışma içerisinde olmasını hep öngörürüz. Ve bunu yaparken de dünyanın diğer milletleriyle de bir kavga, çatışma içerisinde olmak değil, onlarla da barış içerisinde yaşamanın yollarını ararız. Bizim için asıl olan dünyada bütün insanlıkların eşitliğini sağlayacak, yeryüzünde adalete dayalı bir dünya sisteminin kurulmasını temin etmektir. Bunun için de bütün gücümüzle, bilgimizle, birikimimizle mücadele ederiz. Çok teşekkür ederim Genel Başkan. Çok muhalefet partiye genel başkanları sohbet ederken mesela çok şeyleri vade veriyorlar. Yani mesela şöyle bir örnek misali Amerika'nın devlet başkanı Barack Obama'dı. Yani ben iktidara gelince onu yapacağım, şunu yapacağım ama çokları ortaya çıkmadı. Şu anda bizim Uygurların şu birkaç sizin sormak istediğim bana yönlendirdiği bir soruları vardı. Şu andaki mesela Türkiye'nin genel baş şu andaki Türkiye'nin başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçen sene Çin'de yani Doğu Türkistanlıların yaptığı bu katliamlardan dolayı biz yani burada Recep Tayyip Erdoğan çok çeşitli yerlerde yani bu bir adeta soykırımdır kelimesi kullanmış ve Dünya Uygur Kurultayı'nın Amerika'da bulunan reisi yani liderimiz Rabia Kadir'e Türkiye isterse vize vereceğiz diye yallı yayında konuşmuştu. Ama bir seneden geçti. Rabia Kadir de vize alamadı. Bu nedenlerle yani siz mesela iktidara gelirsiniz. Mesela Rabia Kadir'e vize verme gibi bu olaylara bir yardımcı olabilir misiniz? Şimdi tabii Türkiye'nin Doğu Türkistan'ın yanında yer alması hem politik gerekçelerle zorunludur. Hem de dediğimiz gibi bizim kardeşlerimizdir Doğu Türkistanlar. Ve maalesef geçtiğimiz sene Sincan Uygur bölgesinde yaşanan o büyük katliamlar sırasında Türkiye yeterli, gerekli hassasiyetleri belki taşıdı ama gerekli reaksiyonları gösteremedi. Dolayısıyla sadece Sayın Rabia Kadir'e vize vermek değil, burada bulunan ve gerçekten şey bekleyen, şimdiye kadar zorluklar içerisinde Türk vatandaşı olmayı bekleyen Uygur kardeşlerimizin vatandaşlığının verilmesi, yine Uygurların dünya ölçeğinde seslerinin çıkartılması, taleplerinin dünya kamuoyuna yansıtılması bakımından Türkiye'nin çok büyük desteğine ihtiyaç var. Biz bu desteği veririz.
Rabia Kadir hanımefendi ve diğer Uygurlu kardeşlerimiz, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz eğer Türkiye'yi ziyaret ederlerse bu çok kolay bir şeydir. Bu vize Türkiye tarafından verilmelidir. Hatta Rabia Kadir bu anlamda bir belki devletin ilgili organları tarafından da bir resmen davet edilip burada misafir edilebilir. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu tarafından misafir edilebilir. Bunlara zaten bütün Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu da bu desteği verecek durumdadır. Biz bir an evvel eğer Rabia Hanım'ın böyle bir talebi varsa bu talebin karşılanmasının çok doğal olduğunu ve bundan daha tabii bir şey olmadığını ifade ederiz. Biz iktidarda olsak da böyle bir vizeyi vermekten çekinmeyiz. Allah razı olsun Sayın Genel Başkanım. Sonunda tüm televizyon izleyici Doğu Türkistanlılara nasıl bir... Ben öncelikle tabii bütün Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sevgilerimi, muhabbetlerimi yolluyorum. Mesafelerimiz çok uzak olsa da gönüllerimiz, kalplerimiz birdir. Burada birçok Doğu Türkistanlı kardeşimiz var. Onları biliyoruz, tanıyoruz, onlarla görüşüyoruz. Ama zaten bizim sürekli Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin hali, onların çektiği ızdıraplar, sıkıntılar için dua ediyoruz. Onlara her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa zaman içerisinde de Çin hükümeti buradaki yanlış uygulamalardan vazgeçer. Onlarca yıldır süren yanlış uygulamalardan vazgeçer. Böyle bir yani Doğu Türkistan'daki Türklere verilecek olan zaten Çin anayasasına göre verilmesi gerekli olan hakların verilmesi, bu aslında aynı zamanda da hem Çin hükümetini yükseltir, hem de Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin çok daha ileri gitmesine ve yeni kurulacak dünya dengelerinde yeni bir kapının, yeni bir pencerenin açılmasına vesile olur. Evet, biliyoruz Çin büyüyen bir ülkedir, dünyanın devi olmaya aday bir ülkedir. Ama bir ülkenin büyüyebilmesinin temel şartı kendi toprakları içerisinde hakkı, hukuku, adaleti sağlamak ve insanlara her türlü özgürlüğü temin etmektir. Böyle bir yapılanma, böyle bir özgürlük hareketi aslında Çin'in de lehinedir. Çin-Türkiye ilişkilerinde lehinedir. Biz her platformda bunu hem Uygur Türklerin hakkını savunuruz, hem de Çin'in kendi anayasası gereği Uygur Türklerine verilmesi gereken bu hakları vermesinin Çin'e ne kadar faydalı olacağını da ifade ederiz. Ben bütün Uygur Türklerine yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün Müslümanların, bütün Allah'ın dostlarının duaları, destekleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizdedir. Allah razı olsun. Size çok başarılar dilerim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.